Şimdi Yunanistan en son Sayın Gezer'in işaret ettiği çizgiyi çerçeveden kaldığımız noktadan devam edelim. Jake Sullivan, Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi sözcüsü ABD'nin, İbrahim Kalın'la, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'la bir görüşme yaptı ve Sayın Gezer dedi ki yani onun çerçevesi, yani Türkiye ile konuşabildiği konuların çerçevesine bakıp bir de Yunanistan'la ilişkisine baktığı zaman buradaki orantısızlığı mutlaka hani Amerika'nın idrak etmesi lazım ama idrak etmiyor nihayetinde. Yunanistan'a verilen, bir de bunun üzerine Rum kesimine silah ambargosunu kaldırmak, ordusuna direkt eğitim vermek gibi çok ileri boyutta hamleleri var Amerika'nın. Amerika'nın amacı ne noktasından çıkacağız? Tabii ki Ukrayna'ya kadar uzanacağız. Öncelikle bir gemimiz var, Ufuk gemisi. Atina'da Türkiye'nin insansız hava araçlarından, İHA'lardan sonra şimdi de istihbarat gemisi Ufuk telaşı başladı. Ufuk Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi. Şubat 2019'da denize indiğinde uluslararası savunma sanayi dünyasında büyük ses getirmişti. Bakalım şimdi ona. Bunu yazan, söz konusu haberi sütunlarına taşıyan haftalık Yunan Prototema gazetesi, Türkiye'nin istihbarat gemisi Ufuk'un 24 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında Orta Ege'de gerçekleştirilen Argo 2022 adlı Yunan-Fransız ortak askeri tatbikatını izlediğini öne sürdü. Türkler Yunan-Fransız ortak tatbikatı için casus gemisi Ufuk'u ilk kez Ege'de çıkardılar ifadesini kullanan gazete, geminin belirli uzaklıktan Argo 2022'yi izlediğini iddia etti. Ufuk'un Ege'de görülmesi üzerine Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin harekete geçtiğini ve Türk istihbarat gemisini dikkatle izlediklerini de belirtti Yunan gazetesi ve şunları yazdı. Türk istihbarat gemisi SIGINT, yani belirli bir hedefin elektronik sinyallerinin toplanması, analizi ve iletişimiyle elde edilen istihbaratla, ELINT yani elektronik sensörlerin kullanımı yoluyla toplanan istihbarat özelliklerine sahip. Gemideki personelin bir bölümü ise hiç şüphe yok ki Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları. Şimdi Ufuk korvetiyle Türkiye'nin istihbarat gemisi alanında ilk 10 ülke arasında girdiği biliniyor zaten. Geminin kumanda kontrol elektronik test ve eğitim sistem donanımları Aselsan tarafından gerçekleştirilmişti. Havelsan'da gelişmiş savaş sistemi, gemi data dağıtım sistemi, entegre bilgisi sistemi gibi sistemlerini geliştirdi. İstihbarat amaçlı olduğu için ve tehdit olarak algılanmaması adına üzerinde silah sistemi yok. Ama istihbarat gemilerinin ana silah sistemine sahip oldukları donanımlar olarak kabul ediliyor. Ufuk gemisi de sahip olduğu elektronik cihazlarla bulunduğu bölgedeki telsiz telefon gibi iletişim sinyallerini, radar sistemlerinin ya da savunma sistemlerinin frekanslarını tespit edip gözlemleyebiliyor.